Vergi bilenler ekibi olarak herkese yeniden merhaba. İlk derste tam tevkifat kavramının ne olduğunu, tam tevkifat kavramını ve tam tevkifat çeşitlerini tek tek sizinle işlemiştik. Aynı zamanda yine KDV beyannamelerinin neler olduğunu yine hangi çeşit KDV beyannameleri olduğunun detaylarını sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde yani KDV tevkifat eğitimi özel bölüm 2'de kısmi tevkifat uygulamasının detaylarına gireceğiz. Yine günün sonunda zor bir konu. Kısmi tevkifat uygulaması kolay bir konu değildir. Uygulanabilirliği, daha doğrusu temel mantığını kavrayabilme noktasında bir takım yapı taşlarını birlikte bugün sizinle bu videoda inşa edeceğiz. Günün sonunda kısmi tevkifat kavramının temel mantığını anlamış olacağınızı hedefliyoruz. Yine çok önemli tevkifat uygulamasında çok nispeten karmaşık ama çok da önemli bir kavram kısmi tevkifat uygulaması. Lafı fazla uzatmadan hemen hızlıca konuya girelim. Öncelikle bu kısmi tevkifat ile ilgili bir açıklama yapalım. Bu tevkifat uygulamasının normal şartlara temel mantığını bir hatırlatalım. Tam tevkifatta da vardı biliyorsunuz. Vergiye tabi işlem üzerinden hesaplanan verginin bir kısmının kısmi tevkifat için konuşuyorum. Normalde tam tevkifatta tamamınındı. Burada belirli bir kısmının malı satın alan veya hizmeti yaptıran tarafından yani alıcı tarafından satıcı veya hizmeti yapana değil bakın önemli satıcı veya hizmeti yapana değil doğrudan kendi vergi dairesine ödemesidir. Yani ben alıcı olarak hizmeti alan veya bir malı teslim alan olarak ödeme yaparken size KDV'min öderken belirli bir kısmını örüyorum. Diğer bir kısmını tevkif ederek vergi dairesine yatırıyorum. Böylece hesaplanan verginin belirli bir kısmı satıcın veya hizmeti yapan inisiyatifi dışında vergi dairesine intikal etmiş oluyor. Şimdi kısmi tevkifatı tamam alıcılar yapacak ama alıcıların bir özelliği olacak. Bu özelliği nedir? Diyor ki kanun koyucu kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere yani tevkifat yapacakları sorumlu tutulmuş. Kimler sorumlu tutulmuş? KDV mükellefleri sorumlu tutulmuş ya da belirlenmiş alıcılar. Yani KDV mükellefi olsa da olmasa da bazı belirlenmiş alıcılar kısmi tevkifat yapması gerekecek. KDV mükellefleri noktasında sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsamda dahil değil. Burada gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyeti söz konusu olacak. Şimdi bu kısmi tevkifat uygulamasını şöyle genel bir girizgah yaptıktan sonra biraz detaylarına girelim. Evet ne demiştik? Kısmi tevkifat uygulamasında hesaplanan KDV'nin belirli bir kısmından bahsediyoruz. İşte belirli bir kısmı normal şartlarda hesaplanan KDV'yi ben bir mal aldığım zaman ya da hizmet aldığım zaman ne dedim? Size bir ödeme yapacağım diyelim ki size yapacağım bu hesaplanan KDV'nin tamamını ödemiyorum da belirli bir kısmını ödüyorum. O kalan kısmını gidiyorum vergi dairesine yatırıyorum. Bu ne demek? Tekrar bunun detayını sizlerle paylaşacağız. Bu kısmi tevkifat uygulaması neden? Kısmi tevkifat kanun koyucu neden? Böyle bir KDV tevkifatı yani bir kısmını gel bana yatır satıcıya yatırma deme ihtiyacı hissetmiş. Bunun bir takım mantıklı sebepleri var. Tabii genelleştirmek babında biz ne demiştik tevkifata? Bir güvenlik müessesesi demiştik. Bu güvenlik müessesesine biraz daha derinlemesine girecek olsak örneğin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımının yaygın olma durumu söz konusu olabilir. Yani sektörde çok fazla naylon fatura düzenleniyorsa, sahte fatura düzenleniyorsa bu sektörde kontrolü sağlayabilmek adına kısmi tevkifat uygulaması getirilmiş olabilir. Ya da işte bazı sektörlerde KDV girdilerinin azlığı da yine dikkate değer bir sebep. KDV kayıp ve kaçağının yüksek olma olasılığı olan görüldüğü sektörler, yani bu birazdan sizinle paylaşacağımız sektörler zaten genelde hizmet eksenlidir. Hizmette de biliyorsunuz yani bir mal teslimi gibi olmadığı için en nihayetinde bunun otokontrolünü yapmak çok kolay olmuyor. Bir mal teslimi kadar kolay olmuyor. Bir diğer sebep beyan edilen vergilerin ödenmediği sektörlerin varlığı. Yani bunun da şöyle bir durum var. Şimdi sektörde diyelim ki şöyle bir şey var. Ben sizden bir hizmet aldım. Bu hizmeti almam karşılığında size ne yapıyorum? Hem hizmetin bedelini ödüyorum hem de bir KDV ödüyorum değil mi? İşte siz de ne yapıyorsunuz? Benim adıma aslında benden tahsil ettiğiniz bu KDV'yi hesaplanan KDV olarak vergi dairesine yatırmanız gerekiyor. Ama sektörde eğer şöyle bir sıkıntı varsa benden KDV'yi de alıyorsunuz ama KDV ödemiyorsunuz.
O zaman genel olarak o sektörde KDV ödenmiyorsa, hesaplanan KDV beyan ediliyor ya da edilmiyor, hiç fark etmez. Beyan ediliyor veya edilmiyor. Ediliyorsa da ödenmiyorsa bu durumda yine diyor ki kanun koyucu, sen o KDV'nin bir kısmını gel bana ver, alıcı olarak ödemeyi yaparken git bir kısmını satıcıya ver, tamamını verme KDV'nin. Çünkü ben satıcıdan alamıyorum o KDV'yi. Ya beyan etmiyor ya da ne yapıyor satıcı? Beyan ediyor mu, ödemiyor gibi. Hani bu da bir sebep. Ve son olarak vergi idaresinin bazı sektörlerde satıcılardan ziyade alıcıları daha güvenli olarak kabul etmesi. Yine bunun da bu belirlenmiş alıcılar dediğimiz özellikle onları kanun koyucu nispeten daha düzenli vergisini ödeyen sektörleri ayrıştırmış. Daha güvenebileceği limanlara tek tek saymış. Şimdi bunların ne olacağını, neler olduğunu sizlerle zaten paylaşacağız. Tabii bu kadar soyut bilginin içerisinden birazcık daha eğlenceli bir kısma geçelim. Şimdi kısmi tevkifat uygulamasında senaryoda alıcı, diğeri satıcı. Şimdi burada kısmi tevkifat uygulamasında biz alıcılara bu rolü veriyoruz. Tevkifat yapma rolünü veriyoruz. Peki nasıl bir süreç işleniyor? Gelin ona biraz daha yakından eğlenceli bir video ile bakalım. Şimdi kısmi tevkifat olmasaydı hayat daha kolay olacaktı arkadaşlar. Niye? Satıcı örneğin alıcıya bir hizmet versin. Ne hizmeti versin? İş gücü temin hizmeti versin. İş gücü temin hizmetinde uygulama genel terimine baktığımız zaman iş gücü temin hizmetinde 60 no sirküle de baktığımız zaman işte özel güvenliği var, özel şoförler var vesaire, böyle bu arttırılabilir işte. Örneğin özel güvenlik hizmeti verdiğini varsayalım satıcının alıcıya. Kanun koyucu diyor ki, daha doğrusu yani olmadığını varsayalım şimdi ilk etapta. Hayat dedik daha kolay olacaktı muhasebeciler için, vergi profesyonelleri için veya işte vergi memurları için. Neden? Örneğin 10 bin liralık bir hizmet bedeli faturası kesecekti. İşte %18'i olan 1800 lira KDV dahil toplam 11.800 lirayı toplam bedel olarak alıcı satıcı ödeyecekti. Bu kadar hani kolay ve bizim açımızdan çok da karmaşık bir şey söz konusu olmayacaktı. Dediğim gibi hayat daha kolay olacaktı. Ama kanun koyucu işte bakın burada bir sıkıntı var. Kanun koyucu devreye girme ihtiyacı hissediyor. Niye? Demek ki bu sektörde örneğin hani örnek vermek babında söylüyorum. Sektördeki şirketleri tenzih ediyorum. Sadece bir örneklendirmek. Yani zihninizde kalmasını sağlayabilmenin derdindeyim. Onun için bu şekilde senaryolar kurduruyorum. Yani işte bu sektör böyle vergi kayıp kaçırıyordur, şu sektör şöyledir şeklinde algılanması çok yanlış olur. Kesinlikle öyle algılamayın. Ama zihninizde kalması açısından, sınavlarda kullanabilmeniz açısından birazcık daha örnek vermek zorundayım. Biraz daha böyle sizin zihninize girmeye çalışıyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Örneğin satıcı şimdi ne yaptı? 10 bin lira, 11.800 lira fatura kesti değil mi alıcı? Alıcı da dedi ki, al kardeşim 10 bin lira senin hizmet bedelin, al kardeşim 1800 lira senin KDV'n. Satıcı normal şartlarda KDV beyannamesinde hesaplanan KDV olarak bunu beyan edip ödemesi lazım değil mi? Yani ben 11.800 lirayı sizden aldım, alıcıdan aldım satıcı olarak. Ne yaptım? Ben o 1800 lirayı devlete yatırmam lazım. İşte demek ki orada bir sıkıntı var. Devlete satıcı beyan etmiyor bu 1800 lirayı. Ya da ne yapıyor? Vergi dairesine beyan ediyor ama ödemiyor. Kanun koyucu diyor ki o zaman ben buna o 1800 lirayı alıcı, o 1800 lirayı satıcıya ödemesin. Ben araya gireyim, bir kısmını bana ödesin. Peki bu nasıl oluyor? Gelin ona da bakalım. Şimdi kısmi tevkifat uygulaması evet hayatımıza girdiğinden beri biraz daha işler karmaşıklaştı. Ne oldu? Aynı güvenlik şirketi, özel güvenlik şirketi, iş gücü temin hizmeti kapsamında bir bankaya, ki bankalar belirlenmiş alıcıdır arkadaşlar. Belirlenmiş alıcıları tek tek açıklayacağım ben size. Bir bankaya özel güvenlik hizmeti sağlamak üzere personel gönderdi. Efendim ne kadara? 11.800 lira yine aynı bedel üzerinden hizmet bedeli faturası ve işte ve katma değer vergisi bunun %18'i 11.800 liralık bir aslında iş gücü temin hizmeti vermiş olduğunu varsayalım. Kanun koyucu diyor ki bankaya diyor ki banka yani belirlenmiş alıcıya diyor ki belirlenmiş alıcı sen bu arada bu bahsettiğimiz mesela 9 bölüm KDV tevkifat demişiz. Bu iş gücü temin hizmetindeki KDV tevkifatıdır. Tevkifat oranları KDV uygulama genel tebliğ içerisinde tek tek sayılmıştır. Bunların da yine neler olduğunu tek tek sizinle paylaşacağım. 9 bölü 10 olduğunu varsayalım. Şimdi 9 bölü 10 bir KDV tevkifatı olduğunda bankaya diyor ki kanun koyucu sen
KDV ödemesini yaparken bunun 9 bölü 10'unu satıcı güvenlik şirketine ödeme. Onu gel bana öde. Aradaki 1 bölü 10'u, yani şu kalan tutarı git ona öde. Ne oldu o zaman? Alıcı banka geldi, 10 bin lira hizmet verir. Burada bir sıkıntı yok. Bizim neydi? KDV tevkifatı diyorduk, değil mi? KDV tevkifatı. Dolayısıyla benim bu KDV'ye bakacağım. 1800 lira. Bu KDV'yi tevkif edecek. 9 bölü 10'u tevkif etti. Ve satıcı güvenlik şirketine ödemedi. 1 bölü 10'unu ödedi. Yani 11.800 ödeyeceğine 10.180 lira ödedi. Peki 9 bölü 10 ne oldu arkadaşlar? 9 bölü 10, yani 1800 liranın 9 bölü 10 olan 1620 lira. Peki ne oldu? KDV beyannamesi de alıcının vergi dairesine yatırılmış oldu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi alıcının vergi dairesine 1620 lira yatırılmış oldu. Peki satıcı güvenlik şirketi için nasıl bir şey söz konusu? Satıcı güvenlik şirketi de normal şartlarda, bakın burada 180 lira almış oldu, değil mi? O zaman hesaplanan KDV'si ne olacak? 1800 liranın 1 bölü 10 olan 180 lira hesaplanan KDV'si var. Onu da bir nolu KDV beyannamesinde, bu matrahta yer alan, biliyorsunuz matrah vardı, indirim vardı vesaire, ilk dersten hatırlayın. Bir nolu KDV beyannamesinde bunu %18'lik KDV oranlı bölümde matraha ilave edecek ve icabının ödemesini gerçekleştirecek. Bakın gördüğünüz gibi tevkifat uygulaması işin içine girince bir güvenlik müessesesi doğdu. Ve satıcı güvenlik şirketi aslında baktığımız zaman birazcık daha KDV noktasına sıkıştırmış oldu. Zira şöyle bir şey var. Şimdi normal şartlarda da satıcı güvenlik şirketine arada, şimdi şöyle bir durum var. 1620 lirayı normalde satıcı güvenlik şirketinin cebine girmesi lazımdı. Ama ne oldu? O 1620 lira girmedi. Kanun koyucu diyor ki, tamam o 1620 lirayı sen merak etme, o benim vergi dairemde, sen onu vergi dairenden iade talep edeceksin diyor. Yani satıcıya bu noktada ekstradan bir iş çıkmış oluyor. Sen onu iade talep eder alırsın diyor. Ama diyor bu benim kasama girecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi gerek mesela tevkifatı burada yapıldığı zaman ben ne kadarlık bir hizmet aldığına kadar detaylandırabiliyorum. Yani şuradan KDV'sinden ayrıştırıp evet, demek ki bunun fatura olarak 11.800 liralık fatura kesmesi lazımdı deme şansım da oluyor idari olarak. Hani biraz da konuya öyle bakın. Yani gördüğünüz gibi otokontrolün üst düzeye çıktığı bir durum söz konusu. Devam edelim. Peki bunun belge düzeni nasıl olacak? Yine KDV uygulama genel teminde belge düzeni noktasında bir açıklama yapılmış. Yani faturayı nasıl düzenleyecek? İşte 10 bin liralık bu faturanın %18'i KDV'ye tabi işlemdi. İşlem bedeli olarak 10 bin lira yazacak faturaya. Hesaplanan KDV olarak 1800 lira. 11.800 lira zaten, biliyoruz bunu. Ama burada ekstradan işte bir tevkifat girdi iş içine. Onun için tevkifat oranı yazacak. 9 bölü 10. Yani devlete benim adıma yatırılan tutar, daha doğrusu oran diyeyim. Oranın ne kadar? 9 bölü 10. Peki devlete benim adıma yatırılan ne kadar? Alıcı tarafından tevkif edilecek KDV tutarını yazıyoruz. 1620 lira. Tevkifat dahil toplam tutarı yazıyorum. 11.800 lira. Ve son olarak tevkifattan sonra tahsil edilmesi gereken toplam bedel. Yani alıcının cebine girecek olan para ne kadar? Onu söylemeye çalışıyor. O da 10.180 lira olarak faturada yer alması gerekiyor arkadaşlar. Bu da tevkifatlı bir faturanın ne şekilde düzenlenebileceğinin örneğidir. Özellikle meslek mensuplarının bu videodan faydalanmasını, yani bu bölümden faydalanmasını önerebilirim. Referansımız genel uygulama tebliğ olacaktır. Hemen ifade edelim. İlk derste de yapmıştık. İkinci derste de ve üçüncü derste de yine olacak. Tüm referanslarımızı, kullandığımız tüm kaynakları açıklamalar sayfasında sizlerle paylaşacağız. Devam ediyorum. Evet, peki beyanname nasıl düzenlenecek? Bir de ona bakalım. Şimdi az önce ne dedik? Satıcı o 1800 liranın 1 bölü 10'u olan tutara ilişkin bir fatura düzenliyordu. Hemen ona bakalım. Siz dilerseniz bu bölümü okuyabilirsiniz. Yani burada özetle şunu söylüyor. Masraf kulakçığına bir şey gireceksin diyor. Bir de istisnalar ve diğer iade hakkı doğuran işlemler bölümüne bir işlem yapman gerekiyor diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet, KDV bir beyannamesini hatırlıyordunuz. İndirim mekanizmasının olduğu beyannameydi. Şuradan matrah bölümüne, beyanname düzenleme programından matrah bölümüne tıklıyorsunuz. Matrah bölümünden nedir? Şuraya tıkladığınızda işlem türü bölümüne. Burada işte yapı denetim
neyse işte iş gücü temin hizmeti. Burada bir dolu şey var. Tevkifat, kısmi tevkifat işlemi var. Buradan matrahı yazıyorsunuz. %18 KDV'yi yazıyorsunuz. 9 bölü 10 oranını seçtiğiniz zaman otomatikman 180 lira buraya geliyor. Zaten buraya dokunmuyorsunuz. Kendinden geliyor. Yani ben şunu anlıyorum. Senin vergi dersi 180 lirayı ödemen gerekiyor. Bunu anlıyorum. Arada 1620 lira vardı. O ne olacak? Hani demiştik ki iade talep edebilirsin diye. Onu da arkadaşlar şurada istisnalar diğer iade hakkı doğuran işlemler bölümü var. Orada diğer iade hakkı doğuran işlemler bölümüne gelip neyle alakalıysa işlem türünü yazıyorum. İşte iş gücü temin hizmeti mi, yapı denetim hizmeti mi, yapım işi mi neyse buraya onu yazıyorum. Teslim tutarını yazıyorum ve iadeye konu olan KDV tutarını yine buraya yazıyorum. Ve duruma göre belli şartlar dahilinde videonun sonundaki muhtemelen 3. videoda olacaktır o. 3. videoda bu ne kadar iade alabileceğini de çok önemli bir ayrıntısında paylaşacağız. Dolayısıyla satıcının beyanı bu şekilde olacak. Peki alıcı nasıl beyan edecek? Biz alıcı ne demiştik? İki nolu KDV beyannamesi veriyor demiştik değil mi? Hatırlarsınız. Gerek tam tevkifatta, gerek kısmi tevkifatta. İşte alıcıların beyanı da şu şekilde olacak. İki nolu KDV beyannamesine geldim. İki nolu KDV beyanında kesinti yapılan satıcılar var. Nedir? Y anonim şirketi. İşte ne kadar vergiye tabi matrak? 10 bin. Tevkif edilen KDV tutarı ne kadar? 1620 lira. Yani alıcı burada 1620 lirayı artık vergi dairesine ödemesi gerekecek. Satıcıya değil de vergi dairesine ödeyecek. Yani alıcılık bir durum yok ortada. Alıcı zaten 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapacak bunu. İndirilecek KDV olarak kullanacak. Evet, bir de vergi bildirim bölümü var. Yine alıcının kesinti yapılan satıcıları yazdıktan sonra kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim bölümüne şu bölümü dolduruyor vergi bildiriminden ve bakın ne çıkıyor. Tevkif edilen KDV 1620 lira, ödenmesi gereken KDV 1620 lira. Dolayısıyla buradaki özetle 1620 lira yani 9 bölü 10'luk KDV tevkifatı ya da tevkif ettiği tutar diyeyim daha doğru olur. Tevkif ettiği tutar vergi dairesine gidiyor arkadaşlar. Parayı vergi dairesine yatırıyor. Ne oluyor? O zaman satıcı da cebine giremeyen bu parayı gidiyor vergi dairesinden iade talebinde bulunuyor. Tabii bu bir süreç. Yani hemen ben iade talep ettim bu parayı hemen alırım şeklinde bir şey söz konusu değil. Bir sürece iade sürecine girmesi gerekiyor. Bunu yine 3. derste 3. videomuzda sizlerle paylaşacağız. Peki az önce ne demiştik? Kısmi tevkifat uygulayacağı kanun koyucu tek tek açıklamış. Ya demiş KDV mükellefi olacaksın ya da belirlenmiş alıcılardan olacaksın. Bunları açıklıyor. Belirlenmiş alıcılar neler? Arkadaşlar belirlenmiş alıcılar uygulama genel tebliğinde tek tek sayılmış. Hızlıca bakalım. Devlet daireleri yani 5018 sayılı kanundaki kurumlar, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler, köylere hizmet götürme birlikleri, bakın yukarıda sayılanlar dışında kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işte TÜRMOP, Mali Müşavirler Odası, işte barolar filan, kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe ait emekli yardım sandıkları, işte SSK, emekli sandığı, gerçi bunların sosyal güvenlik kurumu oldu ayrı mevzu. Efendim bankalar, efendim büyükşehir belediyelerin su ve kanalizasyon idareleri, işte kitler, kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, varlık fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, bütün borsalar, bakın bütün borsalar, yarıdan fazla hissesi doğrudan hani bunların idare bu yukarıda saydığımız idare kurum ve kuruluşlara ait olan işletmeler, kuruluşlar. Payları Borsa İstanbul'daki anonim şirkette işlem gören şirketler AŞ niteliğindeki kalkınma ve yatırım ajansları arkadaşlar belirlenmiş alıcılar olarak tek tek sayılmış. Yani kanun koyucu özetle şu gruba KDV mükellefi olmasalar bile güvendikleri sektörler, güvendikleri kurumlar. Yani bunlara hani kanun koyucu bir görev yüklüyor. Diyor ki sen belirlenmiş alıcısın. Sen eğer KDV tevkifatına tabi bir işlem ise yaptığın işlem, sen geleceksin o KDV'yi alıcıya, affedersin satıcıya ödemeyeceksin. Geleceksin bana ödeyeceksin. Ben seni belirledim diyor. Nispeten zaten şunları şöyle uzaktan baktığınız zaman hani her birinin
çok hani profesyonel bir yönetim dahilinde işte büyük şirketler olduğunu ya da devlet daireleri olduğunu zaten fark etmek mümkün. Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığı bağlı aile hekimleri kurumları belirlenmiş alıcı ayrımı kapsamında değerlendirmiyor arkadaşlar. Bunlar belirlenmiş alıcı değil. Sınavlarda soru olarak gelme olasılığı var. Okul aile birlikleri her ne kadar hani devlet dairesi gibi dursa da ya da aile hekimliği neyse bunlar belirlenmiş alıcı değil arkadaşlar. Yine bir bilgi olarak kalsın. Sınavlarda bu doğrudan soru olarak gelebilir. Yani hangisi belirlenmiş alıcılarda değildir der. Onun için bunları öğrenmekte fayda var. Devam ediyoruz. Evet işte bir güzel soru. Belirlenmiş alıcılar arasında belediyeler var mıydı arkadaşlar? Az önce saydık mı? İsterseniz videoyu durdurup bir daha geri gidebilirsiniz. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Belediyeler belirlenmiş alıcılar arasında değil. Neden belediyeler belirlenmiş alıcılar arasında değil? Daha önce vardı bu arada. Daha sonradan çıkartıldı. Yine sınavlarda soru olarak gelme olasılığı var. Arkadaşlar belediyelerin son dönemdeki vergi borçlarını şöyle bir kontrol edecek olursanız internette biraz araştırın. Bayağı ciddi anda vergi borçları var. Vergisini çok düzenli ödeyemiyorlar belediyeler. Dolayısıyla belirlenmiş yani güvenilir alıcılar arasından çıkarılmış. Dolayısıyla belediyeler belirlenmiş alıcılar arasında sayılmıyor. Her ne kadar belediyelerin teşkil ettiği birlikler, mesela Türkiye Belediyeler Birliği belirlenmiş alıcı olsa da belediyeler söz konusu değil. İsterseniz bir videoyu durdurup internetten bir araştırın bakalım belediyelerin vergi borcu var mıymış, hangi belediyelerin ne kadar vergi borcu varmış. Zihninizde yine kalması açısından önemli. Devam ediyorum. Evet, üst tarafta yazı tam görünmüyor galiba. Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve kısmi tevkifat uygulanacak teslimler. Arkadaşlar ne dedik? 14 tane hizmet, efendim 6 tane de teslim var. Yani bir kere hizmetin sayısının çok olması çok mantıklı. Çünkü vergi kayıp kaçakları genelde hizmet üzerinden gerçekleşebiliyor. Dediğim gibi yani bir sayımını yapamıyorsunuz, ölçemiyorsunuz, tartamıyorsunuz. Bu bir hizmet en nihayetinde. Vergi kayıp kaçağına açık. Ya da kısmi tevkifat olacak teslimlere baktığımızda da biraz daha böyle hurdadır, atıktır, işte metal teslimleridir vesaire böyle ya da ağaç ürünleridir. Biraz daha yine denetiminin zor olduğu sektörler arkadaşlar. Zihninizde böyle işleyin. Bunların tek tek ne olduğunu söyleyeceğiz. Şu arkadaş 14'teki kamu özel ve işbirliği modeliyle yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması bölümü yeni eklendi. Çok yeni. Sanırım Ocak ayında veya Ocak yani 15-20 günlük falan bir mağazası var. Çok yeni bir uygulama. Daha henüz şekillenmedi. Gerçi bunları şimdi birazdan açıklayacağız ama yeni bir uygulama. Evet, kısmi tevkifat uygulaması noktasında hizmetlere şöyle bir tık daha yakından bakalım. Şimdi kanun koyucu diyor ki tek tek hizmetleri sayıyor. Tevkifatın türü ve oranını söylüyor. Ve tevkifat yapmak zorunda olanları da tek tek açıklıyor. Şimdi ne demiştik? Tevkifatı kimler yapıyordu? İlk slaytın ilk bölümüne bak hatırlayın. Ya KDV mükellefleri demiştik ya da belirlenmiş alıcılar demiştik. Belirlenmiş alıcıları da bir önceki slaytta açıkladık. Bakın örneğin yapım işleriyle bu işlerle birlikte ifade edilen mühendislik, mimarlık ve etüt plan proje hizmetlerinin 3 bölü 10 oranında KDV tevkifat yapması gerektiği yani kısmi tevkifat yapması gerektiği ifade edilmiş. Ve kim yapacak? Sadece belirlenmiş alıcılar yapacak. Yani eğer sen KDV alıcı olarak normal hizmeti alan olarak diyeyim daha doğru olur. Hizmeti alan olarak belirlenmiş alıcı değilsen KDV tevkifatı yapmana gerek yok. Ama belirlenmiş alıcıysan KDV tevkifatı yapacaksın. Bunlar bu şekilde tek tek sayılmış. Bunların şimdi birazdan detaylarına gireceğimiz için ben bunları burada tekrar sayıp zaman kaybetmek istemiyorum. Dilerseniz şöyle bir göz ucuyla bakabilirsiniz. Devam ediyor. Gördüğünüz gibi hizmetler işte 5 bölü 10, 9 bölü 10 vesaire. İşte bu son gelen düzenlemede özellikle bir durum var. Hemen şunu söyleyelim. Bakın burada tek tek hizmetleri saymış. Bir havuz madde var arkadaşlar. Daha doğrusu havuz bir bölüm var. Ne diyor burada? Yukarıda belirlenenler dışındaki hizmetler. Tek tek saymış ya bu hizmetleri. Bu hizmetler arasında sayılmayan bir hizmet olabilir. Mesela posta hizmeti. Bunların detayını anlatacağım. Diyor ki kim yapacak? 5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar. Yani devlet daireleri.
Şurada ben tek tek hizmeti saymasam bile 5 bölü 10 oranında KDV tevkifatı yapacak. Bakın çok önemli arkadaşlar. Devlet daire için 5.18 sayılı kanuna ekli cetvellerdekilerle ilgili diyor. Tamam mı? Bununla ilgili her ne kadar ben yukarıda saymasam da sen KDV tevkifatı yapmak zorundasın diyor. Burada da hani sonuç itibariyle yani devletin kendisi bundan daha iyi bir belirlenmiş alıcı olamaz. Diyor ki sen devlet dairesi olarak, devlet olarak aldığın bütün hizmetlerde tevkifat yapacaksın. Saydıklarım arasında ise saydıklarım oranları da dahilinde. Saydıklarım arasında değilse de 5 bölü 10, en kötü 5 bölü 10 oranında tevkifat yapacaksın diyor. Devam edelim. Evet, kısmi tevkifat uygulaması var. Kısmi tevkifat uygulaması ile alakalı da şurada 3 tane yeni değişiklik var. Çok yeni bir değişiklik. 31 seri nolu KDV genel uygulama terimine değişiklik yapması hakkında tevdi ile hayatımıza girdi. Bunlar 5 bölü 10'du. Bunlar 7 bölü 10'a çıkartıldı. Bu arada bu 7 bölü 10, 3 bölü 10, 9 bölü 10 ne anlama geliyor bunu da anlatacağım birazdan. Gördüğünüz gibi külçe metal tesislerinde gerek belirlenmiş alıcı olsun gerek KDV mükellef olsun hiç fark etmez. 7 bölü 10 KDV tevkifatı yapacaksın diyor kanun koyucu mesela. Bu teslimleri tek tek saymış. Hurda atık, efendim ağaç orman ürünleri vesaire gibi. Dediğim gibi şu ilk 3 bölüm 7 bölü 10 oldu. Hani güncel bir sınava girecekseniz bu oranları da bilmekte fayda olabilir. Evet. İlk hizmetimiz yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifadelen mühendislik, mimarlık ve etüt plan proje hizmetleri. Gördüğünüz gibi bir inşaat faaliyetimiz var. Bu inşaat faaliyetiyle alakalı, bu yapım işiyle alakalı KDV tevkifatı olacak. Peki nasıl olacak? Bakalım. Kapsama giren alıcılar kim? Belirlenmiş alıcılar. Yani siz örneğin banka olarak bir inşaat yaptırıyorsanız burada KDV tevkifatı olacak. Ya da devlet dairesi olarak bir inşaat yaptırıyorsanız burada KDV tevkifatı olacak. Ama normal bir KDV mükellefsiniz. Normal bir müteahhit limited şirketsiniz. Başka bir müteahhite iş yaptırdınız limited şirkete. Limited şirket olarak diyeyim daha doğru olur. Yani normal KDV mükellef olarak. O zaman KDV tevkifatı olmayacak arkadaşlar. Tevkifat oranımız ne? 3 bölü 10. Yani ne diyorduk? Ne diyorduk? Burada tevkifatı kim yapıyor? Hemen size bir slogan söyleyeyim. Parayı veren düdüğü çalar. Değil mi? Parayı veren düdüğü çalar. Parayı veren tevkifatı yapar. Parayı veren tevkifatı yapar. Böyle kodlayabilirsiniz. Yani parayı veren kim? Alıcı. Hizmeti alan. Hizmeti alana diyor ki, kardeşim satıcıya sen buna eğer atıyorum 1000 lira ödeyeceksen, ödemen gerekiyorsa 1000 lira ödeme, 3 bölü 10'unu yani 300 lirasını gel bana yatır, devlete yatır. Kalan 7 bölü 10'unu git ona yatır. Evet burada da şöyle de bir gerçek var. Hemen onu da açıklamakta fayda var. KDV tevkifat oranı arttıkça o sektör olan güvenin de azalma durumu söz konusu olabiliyor. Bu ne demek? Şöyle ifade edelim. Yani bakın 1000 lira için konuşuyorum. 1000 lira ben normal şartlarda ödeme yapacakken 3 bölü 10 KDV tevkifatı yapmam gerekiyorsa 300 lirasını devlete yatırıyorum. 700 lirasını kime veriyorum? Satıcıya veriyorum. Alıcı olarak. 9 bölü 10 olsaydı bu, o zaman ne olacaktı? 900 lirasını ben devlete yatıracaktım. Alıcıya 100 lirayı yatıracaktım. Dolayısıyla devletin kasasına daha fazla girecekti. 900 lira girecekti. 300 lira değil 900 lira girecekti. Yani hani bu arada bu devlet sonuç itibariyle bu parayı kasasına alıyor ama hani en nihayetinde bunu satıcı iade talep etmek suretiyle alabiliyor bu tutarı. Ama dediğim gibi bu bir süreç. Hemen pat diye alamıyor. Dolayısıyla bu oran yükseldikçe o sektörün sıkıntılı yani olma olasılığı da yükseliyor arkadaşlar. Şimdi nedir? Bakalım. Kapsamına baktığımızda her türlü inşaat işleri var arkadaşlar. Bu inşaat işleriyle birlikte yapılan her türlü işte nakliyedir, ısıtmadır, ses sistemi, görüntü sistemi, dekorasyon, montaj, efendim işte içeriği boyadılar, geldiler, müzik sistemi yaptılar.
kartonpiyer yaptılar vesaire. Aklınıza gelecek her türlü yapım işi bu kapsama giriyor. İnşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de yine bu kapsam teklif tutuluyor. Yani bu saydığımız mesela ses sistemi mi? Diyelim ki inşaat yapıldı, bitti. Sonra geldiler ses sistemi yaptılar içeriye. İnşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmasının bir önemi yok. Kadri teklifatı olacak diyor belirlenmiş alıcıysa. Yapım işleriyle birlikte ifade edilen mühendislik, mimarlık, etüt plan proje, harita, kadastral harita dahil demiş kanunda. Her türlü ölçekte imar planı hazırlama benzeri hizmetler yine yapım işi kapsamında arkadaşlar 3 bölü 10 oranında kadri teklifatına tabi. Buradaki ayrıntı şu. Koyu puntoyla yazdığımız yer. Yapım işleriyle birlikte ifa ediliyorsa bu mimarlık hizmeti 3 bölü 10 oranında KDV teklifatına tabi. Bakın buraya bir virgül koyuyorum. Yapım işleriyle birlikte ifa ediliyorsa yapım işi kapsamında değerlendiriyor. Peki yapım işleri ile birlikte ifa edilmiyorsa, yapım işinden bağımsız yapılıyorsa o zaman da arkadaşlar hemen ikinci başta geçiyoruz. Bakın etüt plan proje danışmanlık ve denetim ve benzeri hizmetler kapsamına giriyor ve orana bakıyorum. Kaç? 9 bölü 10. Az önce 3 bölü 10'du. Şimdi 9 bölü 10'a çıktı gördüğünüz gibi. Yapım işinden bağımsız ve ayrı olarak veriliyorsa bu mimarlık vesaire o zaman 9 bölü 10 oluyor. Ayrı bir başlıkta değerlendiriliyor. Etüt plan projeye ne dedik? Yapım işinden bağımsız yapıyorsa yine etüt plan proje oranı 9 bölü 10. Kimler yapacak? Belirlenmiş aracılar. Kapsamda neler var? Ekspertiz var, plan proje var, piyasa etüt araştırması var, müşavirlik danışmanlık hizmetleri var. Bakın bu önemli. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya teslim ya da hizmetin devam niteliğinde verilmek veya bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendiriliyor. Yani size diyelim ki mal teslim yapıldı ama o malı kullanmak için bir eğitim almanız gerekiyor. İşte diyor ki kanun koyucu o eğitim hizmeti 9 bölü 10 oranında eğer işte şartlar dahilindeyse belirlenmiş olacaksanız 9 bölü 10 oranında KDV teklifatına tabi diyor. Bir diğeri makine teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri. Dükkanınızda diyelim ki bir fotokopi makinesi var, arızalandı. Ya da işte aracınız var, bakıma götürdünüz. Ne oluyor? Diyor ki kanun koyucu demiş ki sen tevkifat kapsamına giren bir alıcıysan, belirlenmiş alıcıysan, örneğin bankaysan, atıyorum işte araçlarının bakımı olması gerekiyor. Bu bakımdan dolayı 5000 oranında kadri tevkifatı yapman gerekiyor diyor özetle. Burada şöyle bir gerçek var. Sonuçta örneğin şu fotokopi makinesini düşünün. Fotokopi makinesinin bakımı yapılırken içerisinde kartuş konuyor, toner konuyor, ne bileyim işte bir takım parçaları değiştiriliyor vesaire. Yani bir hizmetin dışına çıkıyor. Bir mal teslimi de oluyor değil mi? Yani bu bir hizmet en nihayetinde. Bakım hizmeti ama o bakım hizmetini sağlamak için bir takım mal teslimleri de yapılıyor. Kanun koyucu demiş ki ben anlamam. Mal teslimi de olsa yedek parça sark malzemesi de kullansan bunlar için KDV teklifatı yapacaksın diyor. Yani hizmeti bir bütün olarak ben bunu bir bütün olarak değerlendiririm diyor kanun koyucu. Ve bunlar için de yine KDV teklifatı yapacaksın diyor. Evet, yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde yine söz konusu arkadaşlar belirlenmiş alıcıların yine 5 bölü 10 burada da nedir? Yemek servis hizmetleri belirlenmiş alıcıların idare kurum ve kuruluş personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatıyla taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımları kapsamındadır. Şunu söylemeye çalışıyor. Hastanedesiniz. Örneğin bir devlet hastanesindesiniz. Devlet hastanesinde yatıyorsunuz. Bir özel yemek şirketi size her öğlen illaki refakat etmişsinizdir ya da bizzat yatmışsınızdır. O gelen yemekler var. Akşam yemeği var, öğlen yemeği var. İşte diyor ki kanun koyucu bu o aldığım hizmetten dolayı eğer hani kendisi yapmıyorsa, dışarıdan alınıyorsa 5 bölü 10'a KDV teklifatı yapılacak diyor. Burada yemek ister o catering şirketinde hazırlansın, isterseniz hastanenin işte mutfağında hazırlansın. Bir şey değişmez diyor. Şu bölümde de arkadaşlar. İş gücü temin hizmeti de az önce söylemiştik. İş gücü temin hizmeti arkadaşlar. Özel güvenlik işte 63 nolu sirkülerin içerisinde var. Özel güvenlik personelleri işte iş gücü teminidir. İşte özel şoför iş gücü teminidir. İşte
İşte bakın bir inşaatta çalışan kişileri görüyorsunuz. Bunlar da yine iş gücü temin hizmeti kapsamında olacaktır. Şimdi şuraya şu fotoğrafa baktığınızda aklınıza yapım işi ile alakalı ya bunlar yapım işine girmiyor mu diyebilirsiniz. Orada şöyle bir şey var. Şimdi yapım işinde bir taahhüt var arkadaşlar. Bir işi yapmayı taahhüt ediyorsunuz. Burada doğrudan personeller çalıştırılıyor. Yani doğrudan bana personel gönder diyorsunuz mesela. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bakın burada bir enteresan bir nokta var. Belirlenmiş çalışanların yanı sıra KDV mükellefleri de var. Yani burada ne bu? Yelpaze daha geniş bir yelpaze. Daha demek ki sektör biraz daha otokontrole ihtiyaç duyulan bir sektör. Belirlenmiş çalışanların yanında tüm KDV mükellefleri var. Hem de 9 bölü 10 KDV tevkifat oranında. Demek ki iş gücü temininde bir sıkıntı var. Belli ki bu sektörlerde. Onun için hem yüksek oran hem de daha geniş bir yelpazeye sirayet ettirilmiş. Bakalım ne var? Ne esas buradaki can alıcı nokta? Onlara bakalım. Temin edilen elemanların hizmeti alan işletmenin bir fiil sek ve idare ve kontrol altında çalıştırabilmesinin mümkün bulunduğu durumlara tevkifat kapsamına girer. Yani şunu söylüyor arkadaşlar bakın. Şimdi bu personeller geldi buraya. Diyelim ki bu personeller benim değil. Gittik bir şirkete dedik ki bir inşaat şirketine bizim inşaata 10 tane personel lazım gelsin. İnşaat şirketi de bize bu 10 personeli gönderdi. Şimdi bu 10 personeli ben doğrudan sevk ve idare ediyorsam ben doğrudan sevk ve işte sen şuraya şu kazıkları dikeceksin. Sen işte şuraya şu çimentoyu dökeceksin. Tamamen benim kontrolümde bakın. Benim kontrolümde olursa o zaman iş gücü temin hizmetine giriyor. Ama personeller geldi. Benim kontrolümde değil. Adamlar ne yapacağını biliyor. Kendileri yapıyor ve benim sevk ve idaremde değil. Ya da bir taahhüde dayanmış. O zaman o yapım işi kapsamına girmiş oluyor. Ya da şu şoförü düşünün. Normal şartlarda şoförün sevk ve idaresi bendeyse ya ben yönlendiriyorsam bu kişiyi. Ya burada temizlik hizmeti de olabilir. Yani bu sadece bu şekilde algılanmasın. Bu sadece birkaç görsel koydum zihninizde kalsın diye. Özel güvenlik şirketi mesela ben yönlendiriyorsam sen şuraya bakacaksın, şunu şöyle yapacaksın şeklinde. O zaman iş gücü temizlemesine giriyor. Altın kelime sevk ve idarenin hizmeti alanda olması arkadaşlar. Hizmeti alandaysa eğer o zaman KDV tevkifatı olacaktır. Çünkü iş gücü temine girecektir. Bir diğer şart hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet aksine bağlı olmaması. Yani temin eden eleman benim ücretlim olmayacak. Zaten değil yani buradan ne dedik? Bu inşaattakiler benim ücretlim değil. Ben dışarıdan işte tanıdık bir vasıtasıyla bu personelleri tuttum. Ya da işte bu özel güvenlik şirketi ayrı bir şirket zaten. Benim personelim değil. Ben bankayım. Mesela gibi. Ve ne dedik? Hizmet alanı sevk, idare ve kontrol altında çalıştırılması gerekiyor arkadaşlar. Yine bu da iş gücü temin hizmetindeki önemli ayrıntılardı. Başka ne var? Yapı denetim hizmetleri var arkadaşlar. İşte yapı denetim şirketlerinin bu noktada gerek belirlenmiş alıcı gerekse KDV mükellefi olsunlar hizmet alanlar. KDV tevkifat oranı yine 9 bölü 10. Bir önceki de aynı gördüğünüz gibi. Demek ki bu sektörde de bir sıkıntı olmamasılığı var. Gerek yüksek tevkifat oranı gerekse de daha fazla alıcının tevkifat yapmakla sorumlu tutulmuş olmasından dolayı. Bu tür hizmetler esas itibariyle temin eden elemanların hizmet alan işletmenin yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetlerini oluşturmaktadır. Adı üzerinde yapı denetim. Bir özellikle bir şey yok yani. Bir diğeri fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri. Evet arkadaşlar, fason tekstilin ne olduğunu bilmeyenler için kabaca anlatayım. Şu gördüğünüz hanımların çalıştığı, bayanların, kadınların çalıştığı yer bir fason tekstil imalathanesi. Şurada mesela diyelim ki burada bir havlu yapılsın. Bu havlunun nakış kısmını sadece dikiyorlar gördüğünüz gibi. Bu durumda bu fason tekstil olarak değerlendirilebiliyor. Onun şartlarını şimdi sizinle paylaşacağım. Yani şöyle bir görsel zihninizde kalsın. Bir de bakın burada ince bir ayrıntı daha var. Bu işlere aracılık hizmetleri de yine bu kapsama giriyor. Sadece tekstil işi yapan değil, fason tekstil değil. Aynı zamanda aracıları da buraya sokmuş kanun koyucu. Bakın belirlenmiş alıcı ve KDV mükellefleri. Evet yani daha fazla bir sorumlu var burada tevkifat yapmaktan. KDV tevkifat oranı bir tık daha düşük 5 bölü 10. Şöyle bir başlıklandırmışız. Bakalım başka var mı? Evet, önemli ayrıntıları da var. Ona geleceğiz. Demişiz ki fason tekstil ve konfeksiyon işleri. Bakın.
deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil, fason, tekstil ve konfeksiyon işleri bu kapsama giriyor. Fason, çanta, kemer, cüzdan, kemer benzerleri, ayakkabı, dikimi vesaire, bunlar da yine hakeza giriyor. Söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç yalnız. Böyle bir parantez hüküm var. Bu işlerin aracılık hizmetleri de yine fason tekstil uygulaması kapsamında değerlendiriliyor. Hemen ince ayrıntıyı söylemek istiyorum. Şu, fason imalatın şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana ham madde başta olmak üzere ham maddelerin fason işi yaptıranlarca temin edilmesidir. Bakın çok önemli. İmal edilecek mal ve mal ile ilgili ana ham madde başta olmak üzere ham maddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. Yani şunu söylüyor, diyor ki fason diyen şey şu. Ben hizmet alıcıyım. Diyorum ki satıcıya, yani fason tekstil firmasına. Al kardeşim şu senin kumaşın. Al kardeşim şu senin işte dikiş ipliğin. Al kardeşim şu o dikeceğin işte düğmeler. Bakın bütün ham maddeleri ben firmaya veriyorum. Fason tekstil firmasına veriyorum. Fason tekstil işi firması sadece dikim işini yapıyor arkadaşlar. Doğrudan sadece dikim işini yapıyor. Ekstradan kendisi bir şey katmıyor. Kendisi işte ipliğini kullanmıyor. Ne bileyim işte kendisi bu kumaşları kullanmıyor. Bu bahsettiğimiz ham maddeler, ana ham maddeler hepsi işi yaptıranlarca temin edilmesi lazım. Fasonun temel ayrıntısı bu. Yani doğrudan ben geleyim işte size dikim hizmeti vereyim. İşte şunları ben dikeyim. Bunu da işte zaten ben yapmıştım. Şu işte nakışlar da zaten biz daha önce yapmıştık. Onları biz buraya dikelim. O zaman işin rengi değişiyor. O fason tekstile girmiyor arkadaşlar. Bakın boya, kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tekfat yapılmayacaktır diyor. Bakın önemli. Boya ve kimyevi maddelerin bu işi yapanlar tarafından temin edilmesi durumunda söz konusu değil. Bu çerçevede tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde tekfat uygulanacak. Burada bir sıkıntı yok. Az önce bahsettiğim şeyden bahsediyorum. İfade ediyorum. Evet, fason tekstilde de yine söz konusu. Bakın bir ayrıntı demiştik. Aracılar da yine, bu işlere aracılık edenler de yine KDT ikfatı yapmak zorunda. Turistik mağazalara verilen müşteri bulma götürme hizmetleri, işte hanutçuluk diyoruz buna. Hanutçular arkadaşlar yine serbest meslek erbaplarıdır ve bunların bunlardan hizmet alıyorsanız KDT ikfatı olacak. Bir örnek verelim. Japonya'dan Kapadokya'dasınız. Kapadokya'da bir halıcısınız siz. Japonya'dan bir Kapadokya'ya şey geldi. Kafile geldi, heyet geldi. Onlar iner inmez bir tane işte hanutçu, yani rehber neyse, bunları aldı ve sizin mağazanıza getirdi. Size de şunu dedi. Abi işte kişi başı sizden 10 lira alırım. İşte bakın size 50 kişi getirdim. Kişi başı 10 lira alırım. İşte kanun koyucu diyor ki tamam sen buna 10 lirasını ver. O da sana işte serbest meslek erbabı olarak makbuzunu kessin. Neyse. Ama burada oradaki KDV'nin bakalım kaçta kaçıymış? Ha, 9 bölü 10. Kapsama giren alıcılar kim? Tüm KDV mükellefleri. Bakar mısınız? Yine geniş bir yelpaze ve yüksek bir oran. O 9 bölü 10'unu devlete yatırsın, alıcı satıcıya değil, devlete yatırsın, satıcı daha sonradan bunu gelsin benden iade alsın diyor. Özetle işte müşteri bulma hizmetlerinde uygulanacağı ifade edilmiş arkadaşlar. Devam edelim. Evet, spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemlerinde yine KDV tekfatı olacak. İşte spor kulüpleri noktasında baktığımız zaman işte bunların biliyorsunuz profesyonel spor kulüplerinden bahsediyoruz. İlk videomuzu lütfen hatırlayın. Yani ilk eğitim videomuz, bir önceki eğitim videomuzu hatırlayın. Orada ne demiştik? Amatör spor kulüpleriyle alakalı şu göğüslerindeki işte neyse formalarında gösterilen reklamlar ne demiştik? Tam tevkifat uygulanıyordu. İşte burada da profesyonel spor kulüpleriyle alakalı bu işte yayın olsun, reklam olsun, isim hakkı olsun daha da geniş bir bunların sonuçta gelir şeyleri var. Gelir kalemleri var.
Onlar da kısmi tevkifat olacak demiş. Detaylara bakalım. 9 bölü 10. Bakın yine yüksek bir oran. 9 bölü 10. Belirlenmiş alıcılar ve KDV mükellefleri. Demek ki bu spor kulüpleriyle ilgili de bir sıkıntı var. Nedir kapsamı? Sponsorluk yoluyla veya reklam almak suretiyle reklam gelirleri. Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın gelirleri. İşte toplumsal şahıs oyunlarındaki işte kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı. İşte Milli Piyango'dur, iddiadır vesaire. Onda bir şey veriyorsa eğer ismini kullanmasını. O isim hakkı. Profesyonel spor kulüplerinin genel oranda KDV'ye tabi olan bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV'nin 9 bölü 10'u işlemin muhatapları tarafından tevkifata tabidir deniyor. Yani reklam hizmeti alanlar, işte yayın faaliyetini gerçekleştirenler, işte isim hakkını kullananlar neyse yani bunları yapanlar yani bu hizmeti alanlar diyor bu tarz hizmetleri alanlar 9 bölü 10 oranında KDV tevkifatı yapacak diyor. Yine bu profesyonel spor kulüplerinin de isterseniz bir videoyu durdurup vergi noktasında vergi borçları olup olmadığını bir kontrol edin. Bakalım vergi borçları ne durumda profesyonel spor kulüplerinin. Şu bölüme bakacak olursak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Devam edelim. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri arkadaşlar. Burada da yine KDV tevkifatı olacak. İşte gerek katı atık toplamacılar, efendim gerek işte gelip bu iş yerinin, bu apartmanın temizlenmesi ya da işte otellerdeki bu havluların vesaire yıkanması gibi birçok temizlik, çevre bakım hizmeti olabiliyor. Bunlarda da işte bakın 7 bölü 10 oranında KDV tevkifatı yapılması gerekiyormuş. Nispeten 7 bölü 10. Yani bir tık daha düşük ama kapsama gelen alıcılar geniş. Sadece belirlenmiş alıcılar değil. İşin içine KDV mükellefleri de giriyor. Nedir bunun kapsamına giren? Bina var, sokak temizliği var, işte sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği, hastane atıklarının toplanması, imhası, çöp toplama, işte katı atık bahsettiğimiz gibi, mezarlık alanlarının temizliği, park bahçeler, haşereyle mücadele, demiryolu ve karanakil vasıtalarının temizliği gibi hani bir dolu temizlik şeyinin hizmetinin KDV tevkifatı kapsamına girdiğini ifade edebiliriz. Önemli ayrıntılarda neler varmış onlara bakalım. Bina temizliğine binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephe temizliği ile her türlü mefruşatlarının bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği de dahildir denilmiş. Yani binanın her türlü işte gelip binada diyelim ki halı mı kaplı bina? Sizin o gelip halınızı yıkıyorlarsa ya da işte binada perde mi var? Neyse süs eşyaları mı var? Bunların temizliğini mi yaptırdınız? Bunlar için de var. KDV tevkifatı olacak. Havlu, çarşaf gibi eşyaların temiz ettirilmesi ve yıkattırılması da yine temizlik hizmeti kapsamında. Burada bir ayrıntı var. Önemli. Hani fotokopi makinesini hatırladınız değil mi? Az önce ifade ettiğim. Burada şöyle diyor kanun koyucu. Temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet, edevat ve sarf malzemelerin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmıyor arkadaşlar. Ama hatırlarsınız o fotokopi makinesinin toneri değişirken o toner içinde tevkifat uygulanıyordu. Böyle bir ayrıntı olduğu için bunu koyup bunu öyle yazmışız. İşte park bahçelerdeki bitkilendirme, sulama, işte sokak hayvanlarının ıslahı gibi konularda da yine KDV tevkifatı olacak arkadaşlar. Evet, servis taşımacılığı hizmeti bu da 63 nolu sirkülerin en popüler uygulamasıdır. Ona da bakalım. Şimdi servis taşımacılığı hizmetine baktığımız zaman işte nedir şartları? Belirlenmiş alıcılar, KDV mükellefleri yani geniş bir alıcı yelpazesi yine burada da görüyoruz. KDV tevkifat oranı 5 bölü 10. Bir tık daha makul. 9 bölü 10, 7 bölü 10'lardan sonra. Kapsamı nedir? Ona bakalım. Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlara girmektedir. Yani diyor ki işte sizin diyelim ki özel bir bankada çalışıyorsunuz. Bankanın servisi var ve sizi her gün evinizden alıyor ve evinize bırakıyor. Ya da özel bir şirkette çalışıyorsunuz. Belirli bir güzergahı var yani. Bu kapsamda ise
5 bölü 10 oranında KDV tevkifatı yapması gerekecek servis işlerinin. Burada işte plakasının C plakası olması, özel plakası olup olmamasının bir önemi yok. O tevkifatı yapacaksın diyor kanun koyucu. Sadece şunlarda tevkifat yapmayacaksın diyor. Diyor ki personel veya öğrenciler kendi arasında toplanıyorsa diyor, yani kendi arasında topladık. Biz diyelim ki sizinle birlikte 10 arkadaş kendi aranızda para topladık ve bir firmayla anlaştık. Dedi ki ya bizi işte getir götür. Biz hani şirketimiz bize büyüklük yapmadı. Ulaşımla ilgili bize destek olmadı. Biz kendi aramızda toplandık. Size böyle bir ödeme yapalım aylık. Bize servis hizmeti verir misiniz? Tamam veririm. KDV tevkifat olacak mı? Hayır. Söz konusu değil arkadaşlar. Olmayacak. 63 nolu sirkülere bakacak olursak ne demiş? Belirli bir güzergah dahilinde olması, hizmetin alıcı ve satıcı arasındaki anlaşma boyunca belirli bir dönem süresince devam etmesi, yani atıyorum işte belli bir süre olacak, bir defa yapması olmayacak ve fiilen yapılması gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır demişiz. Tamam, zaten bunlar olacaktır. Arkadaşlar orada bir ilgili sirkülere bakarsınız. Şimdi 63 nolu sirküler hakikaten KDV tevkifatının artık en uç noktası. Yani onun daha ilerisinde bir bilgi olmayacaktır. Böyle bildiğiniz hani onlarca örneğin olduğu böyle ciddi bir şey, yasal düzenleme. Burada bir meşhur VG fabrikası var. İsterseniz hani videoyu durdurup bir kontrol edin. Açıklamalar sayfasında, açıklamalar bölümünde linkini koyacağım. Orada o VG fabrikası ile ilgili bir örnek var. Servisçilerin hakikaten çok böyle kafasını karıştıran bir düzenlemedir bu. Bir dönem çok zorlamışlardı bizi de. Orada özetle şunu söylüyor. Diyor ki hemen böyle bir şekil vasıtasıyla yaparsak sanırım daha anlaşılır oluyor. Şimdi bir fabrika, VG fabrikası yüklenici Z firmasından bir servis işi alıyor. Ama yüklenici firma ya bir hevesle almış ama ifa edemiyor. Yani hizmetin tamamını yapamıyor. Adamın bir tane servisi var ama ekstradan 3 tane servise ihtiyacı var diyelim ki. İşte Ankara Mama'ya bir tane servis götürecek, Çankaya'ya bir tane servis götürecek, Yeni Mahalle'ye bir tane servis götürecek. İşte kendisi de Sincan'da servisi yapacak fabrikanın mesela. Şimdi diyor ki kanunda, daha doğrusu ilgili sirküler şunu açıklıyor. Sen diyor fiilen taşımacılık yapacak mısın diyor. Fiilen servis taşımacılığı yapacak mısın diyor. Eğer fiilen servis taşımacılığı yapacaksan fiilen yaptığın kadarlık kısım için KDV tevkifatı yapacaksın diyor. Yani Sincan'a taşıyorsan sadece Sincan için yapacaksın. Ama şimdi Çankaya'yı taşıyan bir alt yüklenici var. Z firması dedi ki Ahmet abi dedi sen dedi Çankaya'yı al. İşte Osman abi dedi alt yüklenici B'ye. Sen işte Yeni Mahalle'yi al. İşte sen İsmail abi sen şuraya al vesaire. Ne oldu? Diyelim ki devretti. Burada diyor ki kanun koyucu alt yükleniciyi Z firmasına verdiği hizmetle alakalı olarak kestiği faturada KDV tevkifatı yapacak diyor. Z firması da eğer kendisi bir iş yapıyorsa VG fabrikasına düzenlediği faturada orada tevkifat olacak diyor. Aksi halde diyor kendisi fiilen bir iş yapmıyorsa diyor o zaman artık bir nevi aracı oluyor. Yani aracılık faaliyeti yapıyor. Yani aslında işi bu aldı ama işi fiilen yapmıyor. İşi aslında alt yüklenici ağıyla VG fabrikasını bir araya getirmiş gibi oluyor bir nevi, öyle düşünün. Dolayısıyla o zaman KDV tevkifatı olmayacağını ifade ediyor. Sadece verdiği hizmet kadarlık kısım için KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiş ilgili sirkülerde. İsterseniz sirküleri siz de okuyun, ilgili bölüme bakın. Yorumlar sayfasında bu açıklamamıza ilgili yorum yapma şansınız var. Burada aklınıza hemen fiilen servis taşımacı yapacak mıyım sorusu gelsin arkadaşlar. Evet, burada da bir sorun yoksa devam edelim. Her türlü baskı basım hizmetleri işte bakın kartpostal mı basıyorsunuz? Ansiklopedi mi basıyorsunuz? Gazete mi, bülten mi, ajanda mı, takvim mi? Ne basıyorsanız basın fark etmez. Her türlü baskı basım hizmetinde sadece belirlenmiş aracılar bakın sektör biraz daha dar tutulmuş. KDV tevkifatının 5 bölü 10. Buradaki tüm baskı basım hizmetlerinde KDV tevkifatı olacağı ifade edilmiş arkadaşlar. Bakalım. Önemli bir ayrıntı var. Nedir? Üretimde kullanılacak kağıt, boya ve benzeri ham madde, yardımcı maddenin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değil arkadaşlar. Bu da yine bir önemli ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yukarıda belirlenenler dışındaki hizmetler arkadaşlar.
5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare kurum ve kuruluşlar. KDVT ekfat oranı 5 bölü 10. Yani diyor ki devlet dairesi olarak sen az önce benim saydığım o 12 tane, bir tane de birazdan 14. de sayacağım. 13 tanenin dışında bir hizmet verdiysen diyor. O zaman aldığın o hizmet alımın ne olabilir? Mesela aracılık hizmeti. Ne olabilir? Mesela posta alım hizmeti. Posta hizmeti. Bu hizmetlerden dolayı 5 bölü 10 oranı en kötü şartlarda 5 bölü 10 oranında KDT ekfatı yapacaksın diyor devlet daireleri için. Şimdi burada bir es verelim. Hemen geri dönelim şu VG fabrikasına. Bu VG fabrikasında esas bizi zorlayan şey şuydu. Şimdi kanun ilgili sirkü diyor ki VG fabrikası devlet dairesi olsaydı, yani 5018 sayılı kanun kapsamında olsaydı ve aynı senaryo sadece özel sektör değil devlet bir olsaydı. O zaman ne dedik? Bu artık hani hiç eğer taşımacılık yapmıyorsa dedik ki VG fabrikasına KDV tevkifatı düzenlemeyecekti. Faturasında tevkifat olmayacaktı demiştik değil mi? İşte şimdi çünkü neden? Fiilen taşımacılık yapmıyordu. Aracılık hizmeti yapıyordu sadece. Aracılık yapıyordu. Alt yüklenicilerle VG fabrikası arasında bir nevi aracılık yapıyordu. İşte bu az önce söylediğimiz devlet dairesi olması halinde ne demiştik? Her türlü hizmet. Şimdi kişi servis taşımacılığı yapmıyor, aracılık hizmeti yapıyor. Az öncekiler saydığımız listelerde de aracılık hizmeti yoktu. İşte kanun koyucu diyor ki devlet dairesine sen artık servisçi olarak fiilen bir iş yapmıyor, bir nevi aracılık yapıyorsan bile diyor. En kötü şartlarda şuradaki aracılık hizmetiyle alakalı 5 bölü 10 oranında KDV tevkifatı olacak diyor. Bakın servis taşımacılığı faaliyetinde söz konusu değil. Ama işin içine aracılık faaliyeti girdiği için artık ona dönüşme durumu varsa eğer o zaman KDV tevkifatı olacak. Ha, kendi kısmı yaptığı kısma ilişkin ya fiilen yaptığı bir şey varsa devlet dairesi olur, BG fabrikası olur, belirlenmiş aracılarda herhangi bir olur hiç fark etmez. O zaman KDV tevkifatı olacak. Hatta KDV mükellefi de olabiliyor. Bakın sadece belirlenmiş aracı değil. Evet, bu ayrıntıları da verdikten sonra hemen evet son olarak kamu özel işbirliği modeliyle yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetler tevkifat uygulaması. Bu konu çok yeni arkadaşlar. Bu da yeni bir konu. Bu da şehir hastaneleriyle alakalı gelen bir düzenleme. Yanlış hatırlamıyorsam 30 nolu tebdi olması lazım. Şu an anımsayamadım. Orada tek tek açıklanmış. Yani işte hizmeti bir fiil ifa eden alt yüklenicilerden yapılacak tevkifatı açıklamış. Hizmeti bir fiil ifa etmeyen alt yüklenicilerden yapılacak tevkifatı açıklamış. Veya yükleniciden yapılacak tevkifat oranını açıklamış. Şimdi burada da işte o hastanelerdeki tek tek açıklamış. Güvenlik hizmeti mi, otopark hizmeti mi, mefruşat mı, ne aldıysan bunları tek tek açıklamış. Açıkçası dürüst olmak gerekirse birazcık daha bu uygulamanın olgunlaşması, oturması gerekiyor. Şu an doğrudan yani bununla alakalı bir bilgi verebilecek durumda değilim. Hani bunun bir muhtemelen ilerleyen zamanlarda bir sirküleri çıkacaktır herhalde. Ya da uygulamanın dediğim gibi biraz daha yaygınlaşması gerekecek. Ancak hani şu an için şunu söyleyebiliriz. Özellikli bir durum. Belirlenmiş alıcı falan gibi ayrıştırmıyor. Daha farklı bir yöntem uygulamış. Bu zamana kadar yapılan tevkifat düzenlemelerindeki temel mantığında biraz dışına çıkılmış. Ama şehir hastaneleriyle alakalı olduğunu bilmeniz en azından şu an için yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet, mal teslimlerine geldik. Artık mal teslimlerine geldik ama biz de yorulduk. Burada bir nokta koyalım. İkinci dersimizi de bu şekilde sonuçlandırmış olalım. Son dersimizde yani üçüncü dersimiz 3 bölüm olacak demiştim. Üçüncü dersimizde de çok önemli konulara gireceğiz arkadaşlar. İşte bu mal teslimlerini işleyeceğiz ama esas daha önemli ayrıntılar var. Kısmi tevkifat uygulamasının şartlarını sizinle paylaşacağız. Aynı zamanda kısmi tevkifattan doğan iadeler, bu da yine mali müşavirler için çok önemli olacaktır. İadelerin nasıl alınacağını, mahsup nedir, nasıl yapılır vesaire. Bunların detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Evet, hepinize kanalımıza gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Birçok konuda
içerik üretmeye devam ediyoruz. Lütfen videomuzu paylaşıp, kanala abone olup, icabında beğenip bize destek olmaya devam edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.